Şu an stabil aslında. Yani sadece stabil olmayan kilo vermemi. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla yine karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Serengil 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak. Atlamak için geçirdiği ameliyatlar sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından doping sendromuna yakalanan Seren Serengil siroz tehlikesinden bahsetti ve geri dönüşü ameliyatını olsam risk var, olmasam kemiklerim kırılacak dedi. Ve ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi. Yas TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk yapan Seren Serengil, hızlı bir şekilde kilo kaybetmesine neden olan ameliyatı kabul etme nedenini açıkladı. Canlı yayında sevenlerini üzen bir haber verdi. Zayıflama hırsı bu noktaya getirdi. Doping sindromu nedeniyle zor günler geçiren Serengil açıklamasında şöyle söyledi. Bazen çok önem verdiğimiz şeyleri gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım. Çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum. Çocuk sahibi olmak istedim. Yıllar içerisinde hormon tedavilerim oldu. Şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük travmaydı bu. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsı beni bu geldiğim noktaya getirdi. Ben bu ameliyata girdiğimde doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kilodaydım. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyat yapılmamalı gerekiyormuş. Karaciğer yağlanması vardır ama üst boyutta değil. Bu ameliyatı olduktan 2 ay sonra fenalaşmalarım başladı. Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın doktorumla asla konuşmadığım için ve videonu bize vermediği için. Yemek yiyorum ama vücutum almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum.